Sevgili takipçilerim, dünkü dersin metninin üzerinde çalışma yapıyoruz şimdi. Öncelikle size devam etmeden önce hikayeyi anlatan kişinin ismini sosyal medya aracılığıyla sizlerden öneri bekledim. İsmini vermek için ve sizler bana geri dönüş yaptınız. Bu dersin sonunda ismini beraber bulacağız. Sizin verdiğiniz isim önerilerinden seçeceğiz beraber. Okey? Şimdi burada gördüğünüz dünkü dersin metnin soruların cevaplarını. Size dün bu cevapları vermedim. İstedim ki kendiniz çözesiniz. Siz dünkü metni okudunuz ve soruların cevaplarını buldunuz. Ben size şimdi veriyorum ki cevapları siz karşılaştırma yapasınız diye. Devam ediyoruz. Bunlar da sonraki sorular. Ben şimdi okumama gerek yok zaten. Siz karşılaştırmayı kendiniz yaparsınız. Metnin içine birkaç kelime ekledim ve şimdi üzerinde konuşacağım, anlatacağım cümleleri. Ich komme morgen spät nach Hause. Eve yarın geç geliyorum. Ich kaufe noch etwas ein. Daha bir şeyler alacağım anlamında. Present biliyorsunuz gelecek zamanda ifade ediyor Almanca'da. Ich bekomme morgen Besuch. Yarın misafirim gelecek anlamında bu cümle. Mein Bruder kommt morgen. Erkek kardeşim gelecek veya abim gelecek. Çünkü belirtmedik burada. Älteren Bruder demedik ya. O yüzden kardeş de olabilir, abi de olabilir. Niçin alışverişe gidiyormuşuz? Demek ki misafire hazırlık yapmak için, misafir için bir şeyler almak istiyoruz daha. Değil mi? Bu anlama çıkıyor. Mein Bruder heißt Marco. İşte erkek kardeşin ismi Marco. Marco arbeitet morgen lange. Uzun çalışıyormuş yarın. Şimdi sebep belirtiyor önceki cümlede ki sonraki cümlede Marco kommt morgen spät von der Arbeit nach Hause. Yani yarın, Marco yarın işten eve geç geliyor, gelecek anlamında kullanıyoruz burada. Yani önce diyor ya uzun çalışıyor diye. Yani uzun çalışıyor. Yarın geç gelecek işten eve. Meine Schwester kocht das Essen für mich. Für mich, benim için. Kardeşim, kız kardeşim veya ablam, bunda konuşmadık. Schwester, abla da olabilir, kız kardeş, küçük kardeş de olabilir. Ama kız olma şartıyla. Benim için yemek yapıyor. Meine Schwester heißt Ornella. Ornella'ymış ismi. Ich esse gerne Gemüse. Sebze. Yemeği seviyorum diyorum bu cümlede. Sebzeyi pembe yaptım. Bilmediğiniz, tanımadığınız bir kelime olduğu için renklendirdim. Pembe rengi neydi? Feminin. Die Gemüse. Ich koche nicht gerne. Ben yemeği, yemek yapmayı, yemek pişirmeyi sevmiyorum diyorum burada. Ich hole die Dose für Ornella. Ornella için dozeyi holen yapıyorum diyorum burada. Ornella öffnet die Dose schnell. Ornella dozeyi çabuk açıyor. Ich schneide Brot langsam. Ben ise ekmek yavaş kesiyorum anlamında. Elim yavaş yani. Ornella macht schnell Kaffee. Bak bak, hızlıca dozeyi açtı, hızlıca da kahve yapıyor. Ich trinke heißen Kaffee mit Milch. Burada heißen sıcak anlamında. Yukarıdaki cümlede diyor ya, meine Schwester heißt Ornella. Heißen yukarıdaki cümlede adlandırmak anlamına geliyor.
Heißen Kaffee ise heiß, sıcak. Kaffee maskulin olduğu için bunu çekmemiz gerekiyor. Artikeline bağlı olarak. O yüzden N harfinin altını çizdim. Heißen Kaffee, sıcak. Okay? Heißen, heißen. Bir tanesi fiil, diğeri ise sıcak anlamında. Okay. Ich trinke heißen Kaffee mit Milch. Ben sütlü sıcak kahve içerim veya içiyorum. Mein älterer Bruder Adrian kommt morgen nicht zu Besuch. Abim Adrian yarın misafirliğe gelmiyor. Adrian lebt schon lange in Deutschland. Schon lange, uzun zamandır. Almanya'da yaşıyor. Schon lange, uzun zamandır. Adrian fährt lange mit dem Auto. Esasen burada ne demeye çalışılıyor biliyorsunuz değil mi? Eğer diyorsak Adrian fährt lange mit dem Auto, araba ile uzun, ya uzun sürüyor şu anlamda. Yani uzun sürmesi gerekiyor. Ya Almanya'da yaşıyor, demek ki Almanya'nın bir ucunda Avusturya'ya gelmesi gerekiyor. Uzun zamandır Almanya'da, uzakta yaşıyor. Eğer Almanya'dan Avusturya'ya gelmiş olsa araba ile çok uzun zaman alacak gelmesi. Uzun sürüyor anlamında. Yani demek ki o yüzden gelmiyor Adrian ziyarete. Hani mana olarak bunu çıkartmamız gerekiyor. Adrian lebt immer mit seiner Oma. Oma, nine demiştik. Babaanne veya anneanne olabilir. Immer, sürekli. Yani Adrian ninesiyle beraber yaşıyor. Seine Oma heißt Isabella. İsmi de Isabella'ymış. Isabella schläft lange. Isabella uzun uyuyor. Sonraki cümlede Isabella steht jeden Tag spät auf. Jeden Tag, her gün. Spät, geç. Her gün geç kalkıyor. Aufstehen fiilini öğrenmiştiniz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Uzun uyuyor. Yani geç vakitte kalkıyor. Isabella feiert gerne Geburtstage. Feiern, parti vermek. Gerne, severek. Isabella severek parti veriyor. Ama ne partisi? Doğum gün partileri. Der Geburtstag, doğum gün. Çoğul yaptım. Geburtstage, çoğul, E harfi ile anlıyoruz bunun çoğul olduğunu. Parti denilebilir, Geburtstagspartys denilebilir, Geburtstagfeier denilebilir. Ama Geburtstage de denilebilir, feiern kelimesi çünkü zaten parti veriyor anlamında kullanıyoruz. Kutlama yapmayı seviyor. Ne kutlaması? Doğum gün kutlaması. Isabella wäscht sich nicht oft die Haare. Isabella oft, sık, nicht ile olumsuz yapıyoruz. Yıkamıyor anlamında. Sich, kendi, nesini, saçlarını, die Haare. Isabella saçlarını sık sık yıkamıyor diyoruz bu cümlede. Evet, ileriki derslerde bu metnin üzerinde çalışırız. Hatta metni daha devam yazarız, yeni kelimeler ekleriz, yeni cümleler ekleriz. Şimdi geçelim. Hikayeyi anlatan kişinin ismini beraber buluyorduk. Instagram'da öneriler gelmiş, gördüğünüz gibi. Reyhan Seyhan Isabelle demiş. Fakat Isabella, ninenin ismi olduğu için maalesef bu ismi elemem gerekiyor. Fakat diğerlerini alacağım. YouTube'daki yorumlarda gelen isim önerileri ve YouTube'da bir de aynı zamanda anket yapmıştım. Suzy mi Tina mı diye, çoğunluk Tina demiş, %56. Ve şimdi geçiyoruz. Oylamaya mı diyorlar? Oylama mı yapacağız şimdi bilmiyorum. Adını, ismini bilmiyorum. Çevireceğiz. Bakın şimdi. Beraber ismi seçiyoruz. Okay?
bu isimlerin içinden. İşte ben isimleri hazırladım, burada görüyorsunuz. Ve şimdi basıyorum. Oley! Ne çıkacak şimdi bakalım. İnanmıyorum. Sema. Dema. Dema. Hikayeyi anlatan kişinin ismini bulduk. Sema. Bilgisayar yardımıyla. Evet. Hikayesi Sema. Kendinize iyi bakın.